İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkanlık Konseyi 2020 Batı Ermenistan'daki Sebastiyada bir kadın Azerbaycan bayrağını yırttı. Sınır belirleme konusunda Ermenistan Cumhuriyeti Ombudsmanı bu Bakü tarafından işlenen sıradaki bir suçtur. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın insan hakları savunusuna verdiği yanıt bu Azerbaycan ile sınır belirlemesi değil. Suriye'deki bir terör saldırısı 28 kişi öldürdü ve diğerlerini yaraladı. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'ndan mesaj. Sevgili yurttaşlar, özellikle Ermenistan Cumhuriyeti sınırlarında neler olacağına dair bilgi edindiğimde mevcut durumumuzun farkındaydım. Öncelikle ailelere başsağlığı diliyorum. Ancak bir milletin askeri olarak kutsal arsa toprağının şerefli toprağında şehit düşen ve bazılarının mezarları Yerevan'ın Yerabulur adlı kahramanlar mezarlığı olarak anılan şehitler mezarlığında bulunmakta olan askerlerin anısına ulusal ve askeri saygının ödenmesini bekliyorduk bu askerlerin Ermeni topraklarının ve Ermeni sivil halkın korunması için yaptıkları askeri eylemleri yansıtmayan bir siyasi yürüyüş gördük. Batı Ermenistan olarak bizler silahlı kuvvetlerimizin namus kurallarına uygun olarak askerlerimizin ölümüne karşı mücadeleye layık bir tören düzenlememiz gerektiğini hatırlatıyoruz. Sevgili yurttaşlar, bugün tavrımızın net olduğundan emin olmanızı istiyorum ve tüm bu suçların eşdeğer cevabı olduğunu tekrarlıyorum. Ana vatanımızın yerli halkı olduğumuz ve 10 Ağustos'ta sevde imzalanan Uluslararası Barış Bildirgesi'nin 100. yılını kutladığımız gerçeğine dayanarak Ermeni milletine haklarımız uğruna direniş, irade, başarı ve güç dilememe izin verin. Amerika Birleşik Devletleri'nin 28. Başkanı Woodrow Wilson'un 22 Aralık'ta imzaladığı vazgeçilemez hakkımız teyit eden tahkim kararının 100. yılını kutladığımız gibi yurt dışında ve vatan içinde yaşayan yurttaşlarımızı tebrik etmeme izin verin. Batı Ermenistan'ın savunma güçlerine, Orta Doğu Ermenilerine, Arçak Ermenilerine ve diğer yerli halklara barış sağlanana kadar güçlü bir direniş ve daha güçlü bir Batı Ermenistan'ın yanınızda olmasını diliyorum. 2021'i kararlı ve olumlu bir değişim yılı yapmak için her şeyi tekrar yapıyoruz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti üyelerine, yurt dışındaki Ermeni yapılarına, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi üyelerine, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti üyelerine, parlamento milletvekillerine birlik dolu bir yıl diliyorum. Ulusal önceliği çözmenin zor yolunda her zaman güçlü ve amaçlı olacağız. Bu olumlu değişimin derin ve uyumlu faaliyetlerimizin temeli olmasına izin verin. 2021 yılı adil taleplerin yerine getirileceği bir yıl olsun. Hiçbir şey bitmedi, mücadelemiz devam ediyor. 31 Aralık 2020, Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Batı Ermenistan'daki Sebastia'da Azerbaycan halkına yönelik sevgi ve kardeşlik esas olarak yapaydır, nüfusun önemli bir bölümü bunu paylaşmaz. Bunun canlı bir örneği Türkiye'de bir kadının sokakta Azerbaycan bayrağını yırttığı internette yayınlanan videosu polisin onun eylemlerini engellemeye çalışması dikkat çekicidir. Ancak yoldan geçenlerin bir kısmı ise kadını savundu. Azerbaycan yanlısı yönelim özellikle Arsa Savaşı'nda esas olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ana seçmenleri olan aşırı dindarlar ve radikal pan Türkistler tarafından destekleniyor. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenia Gabrahamyan, Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin ve bazı Ermeni siyasi partilerin Şuşi, Hadrut, Askeran, Karvacar veya Nakçıvan'ın Azerbaycan olmadığı gibi Batı Ermenistan'ın Türkiye olmadığını henüz anlamadığından üzüntü duyuyor. Geri çekilme zangezur dahil devam ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan, Sputnik Armenya Ajansı'nın canlı yayınında sınırlarda meydana gelen süreçten bahsetti ve sınırda yaşayan nüfusun hayati hakları bağlamında yorumda bulundu. Sınırların belirlenmesi Azerbaycan'da devlet düzeyinde Ermenilere olan nefret propagandası bağlamında ele alınmalıdır. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan, Sputnik Armaniya ile yaptığı görüşmede böyle bir görüş dile getirdi. Tatoyan, Azerbaycan ile yapılan bu tartışmalar belirli konularda alınacak kararlara Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin halkımıza yönelik işlediği savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, işkence, insanlık dışı muamele bağlamında bakmalıyız dedi. Ona göre Ermenistan Cumhuriyeti sınırlarında yaşanan süreçte en önemli konu sınır yerleşimlerinde yaşananların yaşamsal, fiziki dokunulmazlık, fiziksel güvenlik, mülkiyet ve diğer haklar gibi hayati haklarının tehlikeye atılması meselesidir. Tatoyan, "Ne yazık ki tüm bu konulara devlet düzeyinde gerektiği gibi dikkatli bir tutum gösterilmiyor. Yaklaşımlar yanlış seçilmiş." dedi. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan'ın sınır belirleme çalışmasıyla ilgili sorusuna detaylar sunarak yanıt verdi. Mevcut önlemlerin uygulanması statü sorunlarıyla ilgili değildir. Sınırların belirlenmesi veya mevcut idari sınırların mekanik olarak onaylanması konusunda nihai bir anlaşma olarak yorumlanamaz. Böyle bir yorum insan hakları savunucusunun resmi sorusuna yanıt olarak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılmıştır. İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan, Dışişleri Bakanlığı'nın cevabını bütünüyle kendi medya hesabı olan Facebook sayfasında yayınladı. Dışişleri Bakanlığı, devlet sınırlarının belirlenmesinin ortak bir komisyon çerçevesinde mesleki tartışmalar ve müzakerelerin varlığını gerektiren birbirini izleyen ikili uluslararası süreçler olduğunu ifade ediyor. Yukarıda belirtilen süreçler için komşu devletler arasında diplomatik ilişkilerle dahil olmak üzere normal ikili ilişkilerin varlığı ön koşuldur. Uluslararası uygulamada bu süreçleri yürütmek için devlet paydaşlarının temsilcileri, dış politika, savunma, güvenlik, uzmanlardan özellikle jeodezi, haritacılık alanında oluşan iki taraflı bir hükümetler arası komisyon, ülkelerin dışişleri bakanlığının temsilcilerinin başkanlığında oluşturulur. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Suriye'de bir yolcu otobüsüne düzenlenen terör saldırısı sonucu 28 sivil öldü, 13 sivil yaralandı. Tertayim'in haberine göre saldırı Kabajep yerleşim biriminin yakınlarındaki Derzor Palmira karayolu üzerinde düzenlendi. Suriye'de silahlı çatışmalar ve terörist saldırılar 2011'den beri sürüyor. 2017 yılı sonunda Suriye ve Irak'taki İslam Devleti adlı terörist grubu karşısında zafer kazanılacağı açıklanmıştı. Bazı bölgelerde teröristleri ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetler devam ediyor. Değerli vatandaşlar, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu sizi yaklaşan yeni yıl ve Sırpçı'nın bayramı vesilesiyle kutluyor. Acı kayıpları da beraberinde getiren, belalarla dolu bir yıl olan 2020'den ayrılıyoruz. Bu yıl tüm Ermeniler Azerbaycan, Türkiye ve paralı teröristlerin bize karşı başlattığı bir savaşla karşı karşıya kaldı. Savaşı kaybettik ama şüphesiz savaş henüz bitmedi. Son zafer bizim olacak. Şimdi asıl amacımız tüm Ermenilerin potansiyelini Birleşik Ermenistan'ın zaferi için birleştirmektir. 2021 kuşkusuz bir sonraki adımlarımızı iyileştirmek, yaptığımız hataları yeniden gözden geçirmek ve sorgulamak durumunda kalacağımız bir yıl olacak. Yeni başarılar kaydedeceğimize inanıyoruz. Sevgili yurttaşlar, tekrar yılbaşı ve doğuş bayramınız kutlu olsun. Yeni yıl ailelerinize ve ülkemize barış ve refah getirsin. Şehitlerimize şan ve şeref. Huzur içinde kalın. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size halk şarkısı Muşo Hır Şaran adlı eseri sunuyoruz. <laughs> Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.